gecikmeler, ambargolar, el değiştirmeler. Büyük hayaller ve sağlam hedeflerle başlayan MİTÜ, Milli Tank Üretim Projesi, ne yazık ki yılan hikayesine dönmüş durumda. Tosyalı Holding'i geçiş ardından halkla ilişkiler çalışmalarını hız vererek imaj tazeleme çabası içinde olan BMC, yeni tahrik sistemi haberlerinden çok kısa bir süre sonra yerli ana muharebe tankını Yeni Altay söylemeli vitrine çıkardı. Silahlar ve stratejinin yeni içeriğinde Yeni Altay mı, yoksa seri üretim altı ay mı? Bilmecesinin kapanışa sakladığımız yanıtını birlikte arayacağız. Önemli not, Akkor konusunu hafta içi kısa bir değerlendirme videosu yayınlayacağımız için bu içerikte yer vermedik. Küçük bir hatırlatma, açıklamadaki bağlantıdan Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriye başlamadan önce silahlar ve stratejiyi takip etmeyi unutmayın. Gönderimizi beğenerek bizi destekleyebilir. Çan butonuna tıklayarak en son içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. yıllardır ha üretildi ha üretilecek derken neredeyse demode kalma noktasına gelen Altay ana muharebe tankı İDEF 2021'den sonra ilk defa yüzünü kamuoyuna gösterdi. BMC belki de bir halkla ilişkiler çalışması olarak aracı yeni Altay nitelemesiyle tanıttı. Tank ne kadar yeni? Motor sorunu ne oldu? sorularının yanıtlarını ve nelerin değiştiğini hep birlikte inceleyelim. Altay kaynaklanmış balistik çelik üzerine kompozit plakalardan müteşekkil yapıya sahip Son muharebe tecrübelerinde yoğun biçimde kullanılan FGM-148 Javelin gibi tepeden dalış yapan mühimmatlara ek, TOV-2B gibi yönlendirilmiş patlama kabiliyetli sistemlere karşı balistik koruma iyileştirildi. Özellikle kule üst kesiminde zırh kalınlığı artırıldı. Ukrayna'da devam eden savaştan alınan dersler ışığında aracın beka kabiliyetinde de çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Bilindiği üzere özellikle multikopter tip dronlarla zırhlı araçların açık üst kapaklarından içeri bomba atılabiliyor açık kaynaklara düşen görüntülerde ufak bir el bombası ya da 40 milimetrelik mühimmatın içeri girmesi halinde cephaneliği tetikleyerek tam imhaya varan hasarlara sebep olduğu defalarca görüldü. Her ne kadar ateşleme sonrası fazla barut gazının atılması için ana silah üzerinde özel tahliye silindirleri yer alsa da bir yere kadar etkili. Silahta kalan artıklar yeniden yükleme için kamanın açılmasıyla birlikte içeriye doluyor. Öte yandan eş makineli tüfek kullanımında Silahın atış döngüsü sırasında boş kovanla birlikte mekanizmadan çok miktarda gaz yine mürettebatın bulunduğu alana atılıyor. İç kesim gelişmiş havalandırma sistemleriyle donatılsa bile yoğun kullanım durumunda yetersiz kaldıkları ve birkaç atım sonrasında içerinin neredeyse göz gözü göremeyecek hale geldiği biliniyor. Bu nedenle de kapalı kulye sahip birçok zırhlı araç ve tankta üst kapağın özellikle havalandırma maksadıyla açık tutulması genel bir tercih. Tankta depolanan mühimmat, içerideki mürettebat içinde ölümcül düzeyde tehlikeli. Günümüzde artık dışarıdan kolay kolay tetiklenemeyen duyarsız mühimmatlara geçilse de, standart muadillerine nazaran yüksek maliyetleri ve zorlu üretimleri süreci yavaşlatıyor. Patlayıcı sempatisi denen karakteristik özellik nedeniyle duyarlı bir mühimmatın yakınında yaşanacak yeterli büyüklükte bir infilak, tüm cephanenin tutuşmasına ve havaya uçmasına yol açabilir. Bu durumun farkında olan Ukraynalı müdafiler, işgal kuvvetlerine ait zırhlı araçların açık kapaklarını bir zafiyet haline getirdi. Uzaktan kumanda edilen dronlarla bırakılan el bombaları ya da 30'luk-40'lık mühimmatlar, kapaktan girmeleri halinde tankın zemininde bulunan depolama alanındaki cephaneyi tetikleyerek imhaya yol açabiliyor. Altay tankında otomatik yükleyici yok. Ancak kule arkasında atımı hazır cephanelik haricinde, gövde içerisinde doldurucunun erişebileceği bir noktada yedek mühimmatın tutulduğu ayrı bir depolama alanı bulunuyor aracın dahili mühimmat rafları tepeden gelecek olası bahse konu saldırılara karşı patlayıcı sempatisiyle ya da doğrudan tahrikle tutuşmanın önlenmesi için yeniden yapılandırıldı. Altay'ın eski mobil gizlenme ağı, hafızamız bizleri yanıltmıyorsa İsveçli Saab'dan temin edilmekteydi. Yapılan çalışmalar sonucu donanımın yerli kaynaklarca üretim kabiliyetinin kazanıldığı belirtiliyor. Araçta değiştirilebilir kart teknolojisi bulunuyor. Bu sayede arza ya da vurulma durumunda mürettebat kendi kartını başka bir yuvaya takarak görevini sürdürebiliyor. Ayrıca tankın beka kabiliyeti yedeklemelerle de artırılmış. Olası isabet halinde bütün elektrik sistemi gitse bile tüm kule hareket, silah eyleme ve ateşleme işlemleri manuel yedeklerden yapılabiliyor. Ek olarak nişancı için bir adet de tamamen optik hedefleme ekipmanı mevcut. Bekanın en önemli bileşenlerinden biri olan sis havanı donanımındaysa değişim yok. Tankta kule arkası ve motor kesimlerinin korunması için yerleştirilen kafes sırhın korunduğu gözlemlendi. Donanım kinetik enerjili mühimmatlara karşı kayda değer bir koruma sağlamıyor. Ancak özellikle çukur imlalda tehditlere karşı hafif, maliyet etken, basit ve efektif bir yapı olduğu biliniyor. Bu nedenle söz konusu kısımların daha çok yüksek infilaklı tank savar, git, ark başlıklarına karşı konulduğu söylenebilir. Öte yandan kuleye eklenen avadanlık dolapları dışında pek de bir değişim yok. Söz konusu ilavelerse görsel ve depolama açısından işlevsel yapılardan öteye gitmiyor. İlk prototiplerde yer alan süspansiyon, projenin en başında belirtilen nihai hidropinomatik sistemlerle değiştirildi. ISU olarak da adlandırılan donanımın ilk edinim, bakım ve idame maliyetleri geleneksel burulabilen mil sistemlere nazaran daha yüksek ve işletimi daha zor. Ancak zırhlı araçta mürettebat konforunu artırdığı biliniyor. Bu sayede personelin daha uzun görevlerde bile daha az yorgunlukla çalışması sağlanıyor. Yapılan iyileştirmeler de elbette askerin gücünü ve durumsal farkındalığını, dolayısıyla tankın etkinliğini doğrudan artıran bir unsur. Öte yandan zorlu yollarda dahi askeri sarsılmayla ilerleyen tankın özellikle hareket anında ilk atışta vuruş yüzdesi de önemli oranda artırılıyor. Daha az titreşime maruz kalan gövde bileşenlerinin ve mekanik aksamın ömrü uzatılıyor. Çok daha hassas olan elektronik donanım da kurunuyor. Genel toplamda tankın rutin kullanıma bağlı bakım onarım gereksinimi azalıyor. Hidropinomatik temelli süspansiyonlar, aracın yüksekliği ve eğimini ayarlamaya olanak sağlıyor. Hareket kabiliyetine doğrudan etkileyen ve çeşitli durumlarda sürüş güvenliğini düşüren bir durum olması itibariyle seviyelendirme yalnızca bakım onarım maksatlarıyla kullanılıyor. Ancak yine de Altay, sahip olduğu süspansiyon sayesinde gerekli durumlarda arazi şartlarına en uygun pozisyonu alarak hem atış hem de koruma açısından önemli fırsatlar sunacağı benziyor. Altay tankında güç grubu sorununun çözülememesi nedeniyle hayli uzun bir zaman kaybı söz konusu. Üretici firma bu periyotta tankın demode olma ihtimali bulunan tüm komponentlerinin yenilendiğini, bu sayede uzun yıllar görev yapması planlanan aracın en güncel hali getirildiğini ileri sürüyor. Yerleştirilen mekanik parçalardan ilki, arka kesimde paleti çeviren cer dişlilerinin bağlandığı hız azaltanlar. En basit anlatımla güç paketinden gelen dönüşü küçükten büyüğe aktarım metoduyla düşüren yapı, tankın neredeyse tüm mekanik yükünün bindirildiği donanım. Sistemin sürtünme nedeniyle özellikle uç noktalarda sıcağı soğuğa ve ani yükleme gibi faktörlere dayanıklı olması, maruz kaldığı kuvvet nedeniyle uzun süre aşınmadan görev yapabilmesi, hasar halinde dahi gerektiğinde çeşitli limitler içinde yağsız biçimde faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmesi gerek. Altay tankında gövdenin orta kesiminde yer alan sürücü, sahip olduğu geniş ekran sayesinde gerekli tüm parametreleri kolaylıkla takip edebiliyor. Benzer şekilde komuta kontrol sistemi, aracın tüm bilgilerini ilgili mürettebata verebiliyor. Güncellenen altyapı ile birlikte mürettebatın görevle alakalı bilgileri sahadan alıp yeniden sahaya verebildiği de ifade edilenler arasında. Bu durumda Altay'ı yeni nesil harp doktrinleri doğrultusunda A merkezli muharebeye uygun bir platform kılıyor. Modern tanklarda kulenin hareketi için elektrikli takat kullanılıyor. En kaba tabirle ağırlığı 20 tonu aşan kuleye bağlı bir yalı bir dişli ve bunu çeviren bir motordan müteşekkil sistem. Ateş gücünün hızla ve hassas biçimde sağlanması için belki de bir numaralı bileşen. Yani söz konusu donanımlar yoksa şasi sabitken ana silah döndürülemiyor. Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen kule çember dişlisi ve elektrik takat donanımı da yerleştirilen alt bileşenler arasında yer alıyor. Bugün hemen her tankta ana silahla aynı eksene yerleştirilmiş bir makineli tüfek bulunuyor. Bu silahsa eş eksenli ya da koaksiyel olarak adlandırılıyor. Çeşitli senaryolarda top kullanımı için küçük kalan hedefler üzerine ya da mesafe tespiti için kullanılan donanım 6 ayda daha önce Belçika'dan temin ediliyordu. ABD'de M240 adıyla da bilinen isabetliliği, istikrarı ve güvenilirliği ile neredeyse her kullanıcının saygı duyduğu magların tedarikinde sorun yaşandığı biliniyor. Bu nedenle de silahlar yerleştirildi. Söz konusu makineli yerine başka bir silah kullanılamaz mıydı sorusuna da göz atalım. Hali Türkiye'de üretilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin hemen hemen tamamı mag entegreli. Yani kulenin balistik hesaplama yazılımı söz konusu makinelinin karakteristiklerine endeksli. Bu nedenle de silah ülkemizde yoğun biçimde tercih ediliyor. Temin, yedek parça, lojistik ve idame kolaylıkları tercihin korunmasında önemli etkenler. Öte yandan başka bir eş eksenlinin entegrasyon için hedefleme yazılımının neredeyse tamamen değiştirilmesi gerek. Bu da testlerin ve doğrulamaların sil baştan yapılması anlamına geliyor. Bir tankta mürettebatın zırh koruması altında dışarıyı görebilmesinin, yani durumsal farkındalığın en temel bileşeni periskoplar. Dışarıda yansıma yapmayacak, içeride ise görüntüyü her ortam koşulunda bozmadan, istenilen yakınlaştırma ve büyütme değerlerinde veya hiç değiştirmeden verebilmeleri için iyi bir ayna, mercek altyapısı gerek. Almanya'dan tedarik edilen donanımlarda da yerleştirildi. Ayrıca yakıt depolarından tahrik sistemine akışı istenen basınç ve besleme oranında stabil biçimde en zorlu koşullarda hasar alsa bile sağlaması gereken yakıt pompaları da artık Türk alt yüklenicilerden alınıyor. Benzer biçimde tankın kusursuz çalışmasının temeli olan yağ pompaları da yine yerleştirilen ürünlerden. Gerek atıma hazır cephanelik, gerekse iç depolama alanlarında mühimmatın emniyetli biçimde tutulması gerek en ufak bir hareket tetiklemeye neden olmasa bile özellikle yanar kovanların selülozik bazlı olması metal muadillere nazaran kırılganlıklarını artırıyor. Bu nedenle de cephanenin zarar görmeden tutulması, bu yapılırken de yükleyiciyi yavaşlatmayacak yapıda olması gerek. Daha önce Almanya'dan alınan mühimmat raflarının da yerli tedarikçilerce üretimine başlandığı açıklanan bilgiler arasında. Özellikle pistonlu motorlarda rakım arttıkça verimlilik düşer. Bu durumun doğal sonucu olaraksa paletlere aktarılan net güç düzeyinde azalma gözlemlenir. Oksijen seviyesinin ve besleme basıncının düşmesinin önlenmesi için tankta basınçlı tazik sistemi yer alıyor. Bu sayede ortam koşullarından bağımsız olarak motora düzenli ve gereksinimi optimum düzeyde karşılayacak hava verileri olası performans kayıpları önleniyor. Altay tankı oldukça ağır bir araç. Bu nedenle kendini ispatlamış ve benzer ağırlık sınıflarında kullanılan MTU-MT883KA501 turboşarjlı dizel motor ve renk HSWL295 şanzıman tercih edilmişti. Söz konusu güç paketi, çeviklik, tüketim, ekonomi, bakım periyodu, idame ve yedek parça temin kolaylığı, zorlu koşullarda istikrar başta olmak üzere sayılabilecek hemen tüm alanlarda kendisini muharebe koşullarında bile ispatlamış, alanında dünyanın belki de en başarılı ikilisi. Ambargo nedeniyle epeydir süren malum tahrik sorunu, alternatifin bulunamaması nedeniyle projeyi sekteye uğratmıştı. Geçici çözüm ise uzak doğuda bulundu. Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen DV-27K motoru akuple EST-15K şanzımandan müteşekkil güç grubu bir geçiş alternatifi olarak kullanılacak. Fabrika verilerine göre çift turboşarjlı dizel makine Azami 1478 beygir güç üretiyor. Bu bilgilerin optimum koşullarda yapılan ölçümlerle hesaplandığını arazi şartlarında ve yük durumunda farklılık göstereceğini, net çıkışın çoğunlukla daha düşük olacağını unutmamak lazım. Transmisyonsa 6 ileri ve 3 geri vitesli. Yüklenici firma 6 zırh korumasının geliştirildiğini belirtiyor. Bununsa zaten yüksek olan ağırlığın daha da artması anlamına gelmesi muhtemel. Koreli motor ilk plandaki Alman sistemine nazaran kağıt üzerinde yaklaşık %12 daha düşük tork üretiyor. Eldekiler olası yükselen muharebe ağırlığıyla birleştirildiğinde Tasarımda ön planda tutulan hareketliliğin kötüleşmesi, yani tankın hantallaşması ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca sistemin yeni olması, olgunlaşma süreçlerinde yaşanan dayanıklılık ve performans istikrarı gibi sorunlar ihtimalinde her daim yanında taşıyan bir husus. Bilindiği üzere ana muharebe tankları ateş gücü, hareketlilik ve beka üçlüsü üzerine kurgulanır. Çeşitli ekoller bunlardan en az ikisini ön plana çıkarır. Amerika gibi ne istediğini bilmeyen bir yaklaşımsa hemen her açıdan lojistik bir kabus, aşırı yakıt sarfiyatıyla tam bir tüketim canavarı olan M1 Abrams'ı ortaya çıkarır. Konuya geri dönelim. Altay ana muharebe tankında hatır sayılır bir balistik koruma altında ateş gücüyle hareketlilik kombinasyonu tercih edildi. Yürüyen palet zafere gider. Mekanize muharebenin temelinde yatan manevra ve hareketlilik unsurunun belki de en iyi özetlendiği slogan. Tanklar, üst bölgelerinde ya da statik mevzilerde gayri nizami unsuru vurmak için geliştirilmez. Esas görevleri arazide avlanmak. Bu nedenle mekanik canavarların hantal olması önemli bir handikap. Askeri araçlarda azami hız, ivmelenme parametresinin gerisinde kalıyor. Birçoğunun saatte 70, 90 ya da 110 kilometre hızda sınırlanması da bunu doğrular nitelikte. Peki neden ivmelenme? Misal, bir zırhlı araç mürettebatı üzerine yaklaşan bir tank savar güdümlü mermisi fark ettiğinde neredeyse anlık refleksle aracı atış hattından çekerek vurulma riskini düşürebilir. Bu örnekler artırılabilir. Aracın planlanandan hantal olması, görev dışı kalma ihtimalini artıran bir etmen. Tank motorlarının çalışma gereksinimlerini ise başka bir videoda anlatalım. Tank lanse edildiği gibi yeni altay değil. Prototiplerin imalat hattı için geliştirilmiş ve tahrik sorunu geçici olarak çözülmüş modeli. Yani seri üretim altay. Bir aracın yeni olması için kapsamlı değişimlerden geçmesi gerek. Ancak edindiğimiz bilgiler süreçte çeşitli iyileştirmeler yapılsa da tankın boyutlarında 1 milimetrelik değişimin bile yapılmadığı yönünde. Zaten aksi takdirde teknik olarak tüm test sürecinin sil baştan yapılması şartı doğacak. Gerek maliyetler gerekse zamanlama açısından bu göze alınabilecek bir durum değil. Firma da zaten bunun bilincinde. Sayılan nedenlerden ötürü araca yeni 6 ay demek, eski yönetim ardından imaj tazelemeye çalışan BMC'nin bizce hatalı halkla ilişkiler çalışmasını sürdürmekten öteye geçmez. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Silahlar ve stratejiyi takip etmeyi unutmayın. Gönderimizi beğenerek bizi destekleyebilir, çan butonuna tıklayarak en son içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.